Merhabalar, benim adım Kaan ve Denizden Babam Çıksa komisyonu bloğu yazıyorum. Bu blogda size deniz mahsulleriyle ilgili ve denizle ilgili faydalı bilgileri aynı zamanda çeşitli konseptlerin etrafında dönerek anlatmaya çalışıyorum. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün sizinle önemli konu başlıklarından birisi olduğunu düşündüğüm Akdeniz şehirlerini gezmeye başlayacağız ve bunlardan bir tanesi tabii ki deniz ürünleriyle olan ilişkisi ve deniz ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mutfağıyla İtalya'nın Portofino şehri. Portofino, İtalyan Rivierası'ndaki Genova şehrinde bulunan küçük bir sahil kasabası aslında. Denizle iç içe ve enfes bir manzaraya sahip büyüleyici bir eski kenti var. Bütün bunların yanında harika deniz ürünleri yiyebileceğiniz güzel restoranları var. Tam bir Akdenizli şehirden bahsediyoruz ya da kasaba diyebiliriz Portofino için. Aynı zamanda Akdeniz'de önemli bir balıkçı limanı, deniz ürünlerinin karaya çıkış noktası ve herhangi bir liman kentinde de olduğu gibi deniz ürünlerinin mutfağının temelini oluşturduğu tipik bir Akdeniz yaşam alanı. Deniz ürünleri Portofino'da genellikle taze olarak satılıyor ve karaya çıktığı noktadan itibaren oldukça lezzetli ve sağlıklı oldukları için bu coğrafyada özellikle popülerler ve seviliyorlar. Portofino'nun kıyısında olduğu Liguria Denizi'nin aynı zamanda Fransa'nın Nice, İtalya'nın da Pisa kentlerine de kıyısı var. Ve Portofino'nun popüler mutfağını oluşturan deniz ürünleri bu Liguria Denizi'nden çıkarak geliyor. Neler elde ediyoruz genellikle? Sardalya var, hamsi var, bize daha yakın olan ton balığı, uskumru, ıstakoz gibi farklı deniz ürünleri var ki bu balıkların veya diğer deniz mahsullerinin iyi yağlarla dolu olduğu ve yüksek oranda protein içerdiğini düşünürsek dengeli beslenme alışkanlığı kazanmak isteyen herkes için harika bir seçenek olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Sağlıklı deniz mahsullerinden bahsediyoruz ve Akdeniz aslında gerek yapısı, gerekse coğrafi koşulları, gerekse aslında kendi içindeki ekolojik yapısı itibariyle deniz mahsullerinin sağlıklı olarak tanımlanabileceği ve sağlıklı deniz mahsullerinin tedarik edilebileceği denizlerin şimdilik başında geliyor. Önemli bir kaynak. Yine güneyden itibaren bakacak olursak İsrail'den İspanya'ya kadar Akdeniz'e kıyısı olan pek çok ülkenin mutfağında deniz mahsulleri var ve tabii ki ayrılmaz bir şekilde Portofino'nun ekonomisinde de çok önemli bir parçayı oluşturuyor. Geneline baktığımız zaman yine Akdeniz'deki pek çok ülkede olduğu gibi Portofino'da da balıkçılık kasabadaki birçok kişiye iş sağlıyor. Deniz ürünlerinin satışı önemli bir gelir kaynağı herkes için. Deniz ürünleriyle desteklenmiş olan klasik Akdeniz turizmi ise Portofino'da büyüyen bir sektör. Aynı zamanda dünyanın her yerinden insanlar kasabanın elde ettiği taze deniz ürünlerinin tadını çıkarmaya geliyorlar. Özellikle epey büyük bir turistik potansiyeli var. Şimdi ben dilim döndüğü kadarıyla size Portofino'daki en popüler deniz mahsullerinden ve deniz mahsulleriyle yapılmış olan yemeklerden kısaca bahsetmek istiyorum. Çok uzatmayacağım. Dilimde dönmeyebilir. Frutti di mare, istiridye, midye, karides ve kalamar içeren karışık bir deniz ürünleri tabağı. Bizdeki belki meyhanelerde falan ikram edilenler gibi olabilir. Spagetti alle vongole, sarımsak ve beyaz şarap sosuyla birlikte hazırlanan bir midyeli yemek. Spagetti biliyorsunuz İtalyanların makarna tarafı da oldukça güçlü. Cacciuccio, ahtapot, kalamar ve diğer deniz ürünleriyle yapılan bir balık garnisi yemeği. Bu da oldukça güzel görünüyor. Sogliola al limon, dedi de dil balığı limon ve kapari ile pişirilmiş olan bir yemek imiş. Dil balığını da biliyorsunuz biz genelde tavada kızartarak ya da hani ona uygun şekillerde pişirmiş halde tüketiyoruz. Peki Portofino'daki deniz ürünlerinin tarihi ne kadar eskiye gidiyor diye düşünürsek epey eskiye gidiyor. Portofino'ya baktığımızda karşımızda tipik bir Akdeniz kasabası görüyoruz aslında. Bu da doğal olarak
Kasabanın tarihine baktığımızda deniz ürünlerinin buraya ne zaman girdiğine veya ne zamandan beri deniz ürünlerinden severek tüketildiğini merak etmemize neden olursa eğer, deniz ürünlerinin Portofino'daki tüketimi epey eskiye dayanıyor. Bunun belki de en önemli nedenlerinden bir tanesi Portofino'nun kıyılarının oldukça uygun bir doğal liman formunda olması. Balıkçılıkla ilgiliyseniz ya da balıkçılıkla ilgili bir ders veya en basitinden kıyı balıkçılığı bile yapıyorsanız doğal limanların uzlaşmacı tavrı nedeniyle karaya çıkışları, deniz mahsullerinin karaya çıkışlarını kolaylaştırması, gemiciliği geliştirmesi, balıkçılığın kapasitesini arttırması yönünden oldukça önemli olduğunu siz de biliyorsunuzdur. Portofino'da geçmişte yaşayanlar karaya kolay çıkabildikleri için deniz mahsullerini de kolay çıkarmışlar. Dolayısıyla bu sayede de deniz mahsulleri mutfaklarına daha çok girmiş, deniz mahsullerinden daha çok yemek yapmışlar ve oldukça çeşitli deniz mahsulleri yemekleri yapmışlar ve bununla beslenmişler. Tabii ki dünyadaki turizm faaliyetlerinden İtalya önemli bir turizm ülkesi aslında ve tabii ki Portofino'da bundan oldukça etkilenmiş. Küreselleşme biliyorsunuz bir yerden bir yere daha kolay erişebilme veya yaygın bir ulaşım ağını birlikte getiren önemli bir devrim niteliğindeki bir gelişme. 19. yüzyıldan itibaren Akdeniz'deki pek çok yer diyor. Portofino'da gerek doğası, gerek coğrafyası, gerek iklimi, gerekse deniz mahsulleri gibi önemli konular nedeniyle popülerlik kazanıyor. İtalya'daki önemli turizm merkezlerinden birisi haline geliyor. Bu sayede nüfusu mevsimsel olarak artıyor, popülasyonu değişiyor, popülasyonun demografik yapısı değişiyor ve belki de dengede olan deniz mahsullerinin karaya çıkışıyla tüketimi arasındaki oran deniz mahsullerine olan talebin artması yönünde değişiyor ve bu aslında Akdeniz'den veya Portofino'nun kıyısı olan denizden daha fazla deniz mahsulünün elde edilme çalışmasına da gereklilik ortaya çıkarıyor diyebilirim. Bu sayede aslında Portofino'da klasik anlamda bildiğimiz tipik Akdeniz deniz mahsulleri yemeğinin yanı sıra sofistike deniz ürünleri mutfağının gelişmesine de katkı sağlıyor. Bugün kasabada İtalya'nın kendine has ve özel veya belki de bizim Akdeniz coğrafyasından tanıdığımız deniz mahsullerinin yanı sıra bazı önemli moleküler gastronomi tekniklerini deneyen restoranların açılmasına neden oluyor. Genelde dedim Portofino'da deniz mahsulleri kıyıya taze olarak çıkıyor, taze alınıyor. Fakat yenilikçi eğilimlerde söz konusu oluyor Portofino'da. Burada Akdeniz mutfağından bahsetmişken tabii ki bir Akdeniz yemeğiyle devam etmemiz gerekiyor. Şimdi sizden denizden babam çıktı.com adresine giderek oradaki yeni eklemiş olduğum ve çok severek aslında araştırarak yazdığım Portofino enfes deniz mahsulleriyle hafif bir akşam Akdeniz turunçgilleriyle buharlı levrek isimli yazıya okumamızı ve bu yazının en alt tarafında yer alan Akdeniz turunçgilleriyle zenginleştirilmiş buharlı levrek isimli yemek tarifine göz atmanızı rica edeceğim. Burada zaten sizin aslında biliyorsunuz hani böyle kesin sınırları olmamakla birlikte burada temel olarak bir fikir, temel olarak bir yemeğin nasıl yapıldığına dair bir tanım olmakla birlikte siz burada isterseniz levrek kullanın, isterseniz somon kullanın, isterseniz Türk somonu kullanın, hatta karidesle falan da deneyebilirsiniz. Önemli olan deniz mahsulleriyle bir şeyler yaparak güzel bir akşam geçirmeniz. Denizden Babam Çıksa komunun YouTube kanalında, Spotify kanalında, Google Podcast, Apple Podcast kanalında yayınlanan bu podcast'i dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bir sonrakine tekrar görüşürüz. Akdeniz kıyılarında dolaşmaya devam edeceğiz. Söylemek veya sormak istediğiniz bir şey varsa onları da bana yazarsanız bir ne yapabiliyoruz, bir ortaya ne çıkıyor, bir bakarız. Sevgiler, görüşmek üzere, hoşça kalın.